Selam dostlar. Naber? Ben yine bir film izledim. Size de anlatmaya geldim. Yatalaklı, ağlamaklı, duygusallı bir film. Filmin adı Senden Önce Ben. Kitaptan uyarlama bir film. Senden Önce Ben filmi Jojo Moyes ablanın aynı isimde olan bestseller romanından uyarlanmış. Senaryoyu da yine Moyes yazmış. Başrolde yüzü gözül okmalı keticin olan Mother of Dragons, kalesi Emilia Clarke var. Karşımızdaki tam bir aşklı dramlık adım filmi. Chick Flicks denilenlerden. Açıyorsun bu filmi hanım kızla beraberken, kuzum sen ağlıyor musun ya, oy kıyamam sana ya falan derken hop lootluyorsun hanım kızı. Yatırım tavsiyesi değildir. Filmin geçtiği yerde, filmde yer alan karakterler kadar tatlış. Her şeyin daha bir asil göründüğü İngiliz kırsallarında geçiyor mevzu. Her an bir yerlerden bir lord, bir dük fırlayacakmış gibi. Emilia Clarke'ın oynadığı Lou Clark karakteri 26 yaşında ve ailesinin kıt kanaat geçimine destek olmaya çalışan biri. Filmin başında işten kovulan ve iş arayışında olan Lou, ne iş olsa yaparım abimin valinde bir CV hazırlar ve İngiliz iş kuruna başvurur. Herkes de lord değil bu memlekette. İş kurdan iş arayan gariban da var. Nihayetinde Lou, zengin bir ailenin şatosuna benden yakışıklı ve felçli olmasın, yakışıklı felçli beyefendinin bakıcısı olarak iş bulur. Will Trainer ismindeki felçli arkadaş, 2 yıl önce yaptığı kaza sonucunda mevcut hayatına mahkum kalır. Felç kalmadan önce yapılmadık ekstrem spor, kırılmadık ceviz bırakmamış bir adamdır ve boynundan aşağısı felç olduğundan beri çok asabidir. Bu ne huysuzluk kardeşim? Biz de felçliyiz. Bana Emilia Clarke bakıcı diye gelse göz dansı yaparım lan. Neyse efendim. Lou Clark için bu profesyonel bir iştir. Ancak karşısındaki çok yakışıklı ve humor sahibi bir bey olduğu için onu ayrıca mutlu etmek istiyor. I can fix him diyor. Ben bunu düzeltirim, ben bunu adam ederim diyor. Bu arada küçük bir parantez, babayı düzeltirsiniz kızlar. Kapa parantez. Bu nedenle Will'in bir dediğini iki etmeyen ve ona etkinlikler düzenleyen Lou bacım işi bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürür. Filmdeki oyuncuları fantastik kuntastik filmlerden seçmişler hep. Ne kadar fantastik yapım varsa hepsinden ortaya karışık yapmışlar. Misal bizim Clark'ın kardeşini Doctor Who dizisindeki son yardımcı Jenna Coleman canlandırıyor. Baş Denyo açlık oyunlarından bildiğimiz Sam Claflin. Bunun babası da yine aynı fantastik dizilerden birinde oynayan Charles Dance. Karakterlerin oyunculuk performansları da mükemmel. Emilia Clarke film boyunca yüzündeki bütün mimikleri kullanıyor. Özellikle oponçik suratı izleyenlere güzel bir seyir zevki yaşatıyor. Zengin, yakışıklı ama bahtı kara trainer'ı oynayan Sam Claflin ise gülüş ve bakış kasarak bayan izleyicilerin canını yakmaya antiçmiş. Herif resmen işleme yeneli ayağı ile yere bakan yürek yakan. Ben birkaç bir şey kapayım şundan. Baba ve anne rolleri ise oğulları ölse bile asaletinden prim vermeyen havalı tipler adamın kalesi var oğlum kalesi. Kalesiyi de işe almış, kalesi de var. Daha ne kadar İngiliz olabilirsin ki? Peki bu filme ağlarsak kahve de bize nonnik derler mi? Derler ama erkekliğinize halel gelmez merak etmeyin. Filmin felç olmasına rağmen itlikten, serserilikten ödün vermeyen trainer'ı hayat doluluk timsali Shirin Clarke'ıyla daha çok genç kadınlara hitap ettiği söylenebilir. Ama öyle genç kızları akın akın felçli yakışıklı aramaya itecek bir kül kedisi masalı gibi de değil. Zaten öyle bir film olsa şehir meydanında barkovizyon kiralar oynatırım. Dengeli bir senaryosu var, öyküsü akla mantığa yatkın. Akla mantığa yatkın ama genç kızlar da burun çeke çeke ağlamaktan kendisini alamayacaktır. Filmi izleyen hödük erkekler ise daha çok Clark'ın hafif mal, koşucu, mahalleden sevgilisiyle kendini özdeşleştirecek. Olsun, o da insan. Filme puanım 10 üzerinden cicili bicili kalesi çorabı. Oyunculuklar güzel, hikaye güzel, kafa yormadan akıyor. Duygusallı şeyler sevmiyorsanız tek başınıza açmayabilirsiniz ama tam ortam yapıp izlemelik. Huysuz felçli zengin pici bile uyuz olabilirsiniz biraz o da gülün dikeni. Huysuz olmayan yakışıklı felçli arayan kızlar eklesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Hawking kaçar. Öptüm bay.